Bu bölümde Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Abdullah Ağar konuğumuz. Sayın Ağar, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Mehmet Bey, saygılar, iyi yayınlar. Sağ olun efendim. Birazdan Afganistan'ı, Irak, Suriye ve bölgemizdeki gelişmeleri konuşacağız. Sizin de izlediğiniz Bağdat'ta önemli bir konferans oldu. Buna ilişkin izlenimlerinizi soracağım. Fakat önce bugün Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü. Çevremizde bu kadar büyük, kaotik bir ortam varken her şeye rağmen bu zaferin 99. yıl dönümünde dimdik ayakta duran bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Öncelikle neler söylersiniz? Zafer'in yıl dönümüne ilişkin mesajlarınızla başlayalım. Sonra gündemin ayrıntılarına geçelim isterim. Efendim, teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Türk insanı için kurtuluş mücadelesinin ve bunun zirve noktası, büyük taarruzun büyük bir değeri var. Sadece vatanınızı kurtarmış olmuyorsunuz. Aynı zamanda geleceğe dair büyük bir umut ve büyük bir özgüven yaratıyorsunuz. Bugün Orta Doğu coğrafyasında eğer halklar vatanlarına, milletlerine, devletlerine inanmıyorlarsa Türk'ün sahip olduğu bu zaferden ve bu zaferin ruhundan mahrum olmalı. Zafer aynı zamanda çok büyük bir sahiplenmeyi beraberinde getirir. Yani vatanınıza ve geleceğine sahip çıkarsınız. Bir takım risklere, tehditlerle karşı karşıya kaldığınız zaman onlara göğüs gerersiniz. Dersiniz ki ben en zor dönemde en büyük düşmana karşı bu zaferi elde ettim. Bunu da başarabilirim. Bu özgüvenle hareket edersiniz ve bunun jeopolitik sonuçları olur. Ne yazık ki Orta Doğu coğrafyasının hali de gözlerimizin ortada maalesef. Vatanlarını savunamayan, vatanlarına, devletlerine inanmayan insanlar ne yazık ki silahlarını bırakıp kaçmışlardır. En güçlü oldukları anlarda. Hı hı. O yüzden büyük taarruzun, zaferin, Kurtuluş Savaşı'nın kıymetini, kadrini bilmek dileğiyle efendim. Hepsinde ruhları şad olsun. Başta Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Savaşan, gazi olan ve şehit düşen bütün ruhların büyüklerimizin, akıllarımızın ruhları şad olsun. Sayın Ağar, şimdi Afganistan'daki bu kaotik çekilme görüntülerini 15 Ağustos'tan bu yana tanık alıyoruz, şahit oluyoruz. Fakat diğer taraftan bu yılın sonuna kadar Amerika Birleşik Devletleri Irak'taki muharip misyonunu da bitireceğini açıkladı. Bir yandan Irak'ta bir tam sınır komşumuz seçimlere hazırlanıyor. 1,5 ay sonra seçimlerin yapılması bekleniyor. Yine hassas dengeler, teraziler söz konusu. Siz de Bağdat'taydınız. 28 Ağustos'ta önemli bir zirve yapıldı orada. Tabii Afganistan meselesinin biraz gölgesinde kaldı gibi ama ne oldu orada? Bize bir aktarır mısınız? Gözlemleriniz nelerdir? Kimler bir araya geldi? Şimdi aslında Türkiye'de Sayın Erdoğan'ın katılmasıyla ilgili bir beklenti vardı. Sayın Erdoğan katılsaydı tabii Türkiye'deki yankısı çok daha büyük olurdu. Ancak Sayın Erdoğan'ın Balkanlar gezisi, Saraybosna ziyareti onun gölgesinde kaldı. Ama şunu söylememiz gerek. Yani son derece önemli bir zirveydi. Ve Irak açısından özellikle yaklaşık 40 yıldır böyle bir zirve toplayamamıştır. Çok yıl sonra ancak gelen bir zirve. Şimdi burada kimler vardı? Irak'a komşu olan bütün ülkeler vardı. Fransa vardı, Macron seviyesinde temsil edildi. Suudi Arabistan vardı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar vardı. Komşu ülkelere ek olarak. Bu anlamda açıkçası Irak adına, Irak'taki diplomatik başarı adına önemliydi. Özellikle Kazım açısından da son derece önemliydi. Yani Kazım için büyük bir prestij olduğunu düşünüyorum. Tabii burada çok detaylı konulara girildi. Yani hani biraz fotoğraf verildi gibi değil mi Sayın Ağar? Yani bir araya gelmesi zor taraflar bakın bir araya gelebiliyormuş. Yani ben en azından dışarıdan öyle algıladım. Öyleydi. Ben de öyle düşündüm. Öyle değerlendirdim. Yani önemli olan o zirvenin yapılmasıydı. Hani bir krize sebebiyet verecek, bir tartışmaya sebebiyet verecek. O netameli konular, herkesin birbirinin ayağına bastığı konular, kavganın dövüşü sebebi olan konular çok gündeme gelmedi. Ama herkes olumlu mesajlar verdi, yapıcı mesajlar verdi.
Özellikle Irak açısından, Irak'ın inşası açısından. Yani Kazım'ı dinledim. Kazım ile daha önce bir toplantı yaptık bizler. Kendisi kabul etti. Türkiye'ye yönelik vermiş olduğum mesajlar son derece gerçekçiydi. Neydi yani, efendim o mesajlar? Biraz aktarır mısınız? Yani, Türkiye gerçeğini kabul etmemiz lazım dedi. Tamamıyla Arap'tı toplantıya katılanlar. Sadece Türk biz vardık. Yani kardeşler olarak, ırksal farklılık olarak. Türkiye gerçeğini kabul etmemiz lazım dedi. Türkiye Türkiye'dir dedi. Türkiye ile ilgili ilişkilerimizi geliştirmeliyiz dedi. Türkiye bizim açımızdan son derece önemli bir ülke. Gerek turizm açısından, gerek sağlık açısından, gerek işbirliği açısından. Hatta Türkiye'nin her köyü dahi bir sağlık merkezi gibi bir cümle kullandı. Şimdi tabii Irak'ı bilenler için Türkiye çok değerli bir ülke. Herkes Türkiye'ye gelip bir nefes almak ister, bir soluk almak ister. Hem istikrarın adasıdır, hem rahatlığın adasıdır, hem güzelliğin adasıdır Türkiye Irak için. Savaştan bunalmış bir milletin koşup nefes alabileceği, yani pek çoğunun sağlık problemleri var, sağlık son derece kötü koşullarda. Böyle olunca tabii Türkiye ile ilgili hem bu noktada görüşler var, diğer tarafıyla PKK ile mücadele konusunda, Irak'ın üniter yapısının devamlılığı konusunda önemli mesajları var. Önemli. Tabii söylenecek tarafı var, söylenecek tarafı var ama yani ben akıllı bir lider olduğunu düşünüyorum. Evet, pek çok hakkında spekülasyon falan var ama seçimlere girmeyeceğini de falan söylüyor. Ama benim görebildiğim kadarıyla seçimlere girmese bile önemli bir siyasi figür olarak varlığına devam edecek Irak'ta. Şu ana kadar diğerlerinin başaramadığı, hani mezhepçi bir politikadan ziyade veya kendi bağlı olduğu eksene bağlı bir siyasetten ziyade bir gazeteci kimliğiyle, bir istihbaratçı kimliğiyle bağlantıları çok güçlü, öyle gözüküyor. O bağlantılar üzerinden Irak'ta önemli işler yapıyor. Bir cümle kurduğu önemliydi. Hatta birazcık da kendi içlerine bir nazire yaparcasına. İki senedir dedi bir kültür bakanımız vardı. Öyle ilginç bir cümle kurdu. Yani bundan sonra kültür çalışmaların ağırlık vereceklerini, hatta bizi götürdüler işte son derece, biliyorsunuz 5000 yıllık tarihi olan bir ülke. En kadim ülkelerden bir tanesi insanlık tarihinde. Tabii savaş perişan etti. Ama çok büyük bir birikim var. Bu birikimin biteleri, paraları da var biliyorsunuz. Yani paraları var. Eğer bir istikrar sağlarlarsa bu meslek, aslında her şey var. İslahından kurtulurlarsa. Yani şimdi şöyle bir şey var Mehmet Bey. Yani gerçekçiyiz. Gerçekçi olmak zorundayız. Hani güzel cümleler kurdum ama sonuçta anayasasından, işler anayasasından başlayarak büyük bir bağ bozumu var Irak'ta. Yani şimdi siyasi anlamda dizayn edilmiş bir ülke. Yani işte Cumhurbaşkanlığı'nın, Başbakanlığı'nın, Meclis Başkanlığı'nın, Genelkurmay Başkanlığı'nın ve bakanlıkların çeşitli mezhebi ve etnik yapılara paylaştırıldığı bir ülke olunca bu sonuçları var. Hem büyük korkuları yolsuzluk, hem büyük sıkıntıları yolsuzluk ve geçim sıkıntısı. Ama böyle bir gerçeklik var. Sistem yani çok ciddi kırılganlıklarla kurulmuş. Yani temelinde ciddi kırılganlıklar. Doğru. Yani hani şeyleri, o öğrenci hareketlerini, gençlik hareketlerini hatırlayın. İstedikleri an manipüle edebilecekleri bir ülke. Öyle öyle olunca hani gerçekçiyiz. Kazım bir de bu gerçeklerin farkında olan bir siyasi figür olarak elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Yani çok nispi bir iyileşme var. Gördüm yani, hani yıllarca orada görev yapmış bir kişi olarak Irak'ta sokaklarda ciddi anlamda bir rahatlama görüyorum. Sadır grubu da seçimlere katılacağını söyledi. Murtaza Sadık kendi şeyleri, biz oradayken büyük bir toplantı yaptı Necef'te. Hani onun katılmaması büyük bir handikap olarak gösterdi seçimlerde. Katılacağını gösterdi. Söyledi. Biliyorsunuz en büyük grup o şeydeki, yani geçen seçimlerde en çok milletvekili onlar çıkartmışlardı. Şimdi yani görece bir iyileşme var ama Irak hani, dengesini arıyor bir şekilde. Manipüle edilir mi? Biliyoruz. Riskler var. Yani aynı şey yani sonuç, işgale uğramış bir ülkenin bağımsızlığını kendi silahının zoruyla elde etmemişse gerçeklik şudur. Askeri operasyon, askeri harekat kıvamı ulaştıktan sonra başka bir harekata evrilir. Irak'ta öyle oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri 2011'de doğrusal işgali bitirirken asimetrik işgal başladı. O asimetrik işgal içerisinden dizayn edilmiş bir hükümetle
üreten mezhepçi politikalar, mezhepçi politikaların üretmiş olduğu aşiret isyanı, Sünni aşiret isyanı, Sünni aşiret isyanı içinden çıkan DAEŞ, DAEŞ'in içinden çıkan YPG, PKK ve bundan sonra nereye evrilecek? Evet. Yani öyle olunca hani çok ihtiyatlı, iyimser cümleler kuruyoruz ama hani... Riskler de var. Çok var. Evet, Sayın Ağar, tam olarak o bahsettiğiniz riskler, örneğin 2014'te işte IŞİD Bağdat kapılarına dayanmıştı. Aslında Amerika yine çekilmişti o zaman. Yani Amerika her çekilişinde bir terör ve şiddet dalgası bırakarak çekiliyor. Afganistan'dan da görüyoruz. Fakat bu toplantıda acaba bu Arap Baharı'nın kırgınlıklarını, küslüklerini aşmak adına daha ciddi adımlar atıldı denilebilir mi? Örneğin Mısır'la Katar devlet başkanlarının, liderlerinin yan yana gelmesi. İlk kez 2015'ten sonra Katar emirinin hemen peşinden Türkiye'ye gelmesi, yani daha ciddi bir takım süreçlere ön hazırlık, yani uzlaşı adına en azından risklerle beraber var diyebilir miyiz, yoksa çok polyanacı bir iddia mı olur bu? Yok, polyanacı olmaz. Şimdi bir gerçeklik var. Arap Baharı veya işte Büyük Ortadoğu Projesi veya işgal istilalar ortaya yeni bir gerçeklik yarattı. Şimdi bu gerçek üzerinden yeni bir oluşum var. Yani sonuçta Amerika Birleşik Devletleri o küresel gücüyle, gücüyle oyunu farklı şekillerde oynama kabiliyeti ve kapasitesine sahip. Tercihleri oluyor, farklı tercihleri oluyor. Ve bu tercihlerin çerçevesinde şekillenen bir takım siyasi ve stratejik denklemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Yani hani Trump, Obama, işte o geçiş dönemi, işte Amerika Birleşik Devletleri ortaya koymuş olduğu farklı, yani Amerika Birleşik Devletleri iyi okumak gerektiğini düşünüyorum. Yani çekiliyor. Ben böyle bir cümle hiçbir zaman kurmam. Amerika Irak'tan hiçbir zaman çekilmez. Afganistan'dan hiçbir zaman çekilmez. Farklı bir gerçeklik yaratır. Farklı bir siyasi ve stratejik uygulama ortaya koyar. Sadece şu açıdan bakabiliriz. Hassasiyetleri hangi seviyedir? Hassasiyetleri üretmiş olduğu boşluklar var mı? Zafiyetler var mı? Bu boşlukları kimler dolduracak? Bu açıdan bakabiliriz. Yani şimdi yani Afganistan'dan Amerika Birleşik Devletleri çekildi gibi bir cümle kurabilir misiniz? Bu cümleyi birileri kurabilir ama bizim dünyamız onlara gülüp geçerler. Yani çünkü Amerika Birleşik Devletleri Taliban'la anlaştı. Çok net olarak gözüküyor. Yani şimdi soruyu şuradan sormamız lazım. Taliban'la Afganistan nasıl bir etki üretecek? Şimdi Taliban Amerika Afganistan'da nasıl bir etki üretecek? Çin üzerinde nasıl bir etki üretecek? Rusya üzerinde nasıl bir etki üretecek? Horasan Türk soylu coğrafyada nasıl bir etki üretecek? Ve İran'da ve Pakistan'da nasıl bir etki üretecek? Özellikle Türkiye için nasıl bir etki üretecek? Şimdi herkes bunun üreteceği sonuçları görüp buna göre tedbirler geliştirmeye çalışıyor. Bütün ülkeler inisiyatifler geliştirmeye çalışıyor. Çünkü büyük bir istikrarsızlık fotoğrafı var. Afganistan adına da, Afganistan'la ilgili ülkeler adına da. Şimdi bir diğer tarafıyla, yani bu oyun bitmiş değil ki. Yani bakıyorsunuz yani daha orada. Şimdi bir diğer tarafıyla Türkistan İslam Partisi'ni İdlib'den alıp oraya Wuhan koridoruna götürdüğü, oralarda konuşlandırdı. Konuşuluyor. O Taliban içerisinde bin bir türlü farklı yapılar var. Ya böyle olunca hani şu cümleyi kurmak zorundayız. İslam coğrafyası üretmiş olduğu teolojik bozgunla beraber tam bir oyun alanına dönmüş durumda. Bu oyun alanında kimileri tercihleri doğrultusunda, kimileri güçleri doğrultusunda bir oyun sergiliyorlar. Biz de bunu işte mümkün olduğu kadar ne kadar az zarar görebiliriz. Savunmada olan bir coğrafya, yani hani atak üretebilen bir coğrafya olmadığını hani görmemiz gerekiyor. Kendi içerisinde bir türlü teolojik yapı, bugün bir teolojik yapının birbirine yapmış oldukları bir mücadele ve bozgun fotoğraf var. Bunun üzerinden konuşmak zorunda kalıyoruz. Yani umutsuz mu? Ben hiçbir zaman umutsuz değilim ama gerçek bir Müslümanlık, hani vahiy bir Müslümanlık, bilimle dini, bilimle çağdaşlığı, bilimle gerçekliği, bilimle gücü birleştirebilmiş bir coğrafya oluşursa, birlik ve beraberlik üretirse doğru cümleler kurabilir. Şu safhada kurmak çok zor geliyor bana. Hani kendi içinde palyatif, yani daha taktiksel katmanlarda, operasyonel katmanlarda inisiyatif fotoğrafları var ama jeopolitik fotoğrafta, karamsal fotoğrafta, teolojik fotoğrafta bir inisiyatif görmüyorum ben İslam coğrafyası açısından. Sayın Ağar, peki şimdi bu çekilme meselesi
IŞİD birden yeniden dünyanın gündemine geldi. Yani yok olmamıştı ama Horasan'daki koluyla gündeme geldi. Şimdi Irak'taki muharip misyonunda bitiyor olması, acaba bu örgütün Orta Doğu'da da yeniden, tabi toprak kontrol ettiği araziyi kaybetti ama yeniden bir çıkış yapmasına zemin yaratabilir mi? Tehditler ve riskler anlamında böyle bir şey söylenebilir mi? Yani bu öngörülebilir ama buna Orta Doğu'dan yandan çok Afrika'yı da yakın görüyorum. Yani Afrika'da Afrika. Çünkü, evet yani IŞİD'in şu an 22 ülkede var. Yani mikrosallaşmış ve mikrosalleşmiş bir vaziyette. Veya işbirliği yapmış olduğu örgütlerle veya kendisine biat etmiş olan örgütler üzerinden. Şimdi Orta Doğu'da tabii IŞİD'le mücadele pek çok yeni güç oluşumu üretti. Yani herkes kendine özgü bir takım pozisyonlar üretti. İstihbarat şeyleri var. Yani IŞİD eylem yapabilir. IŞİD manipüle edici bir unsur olarak kendisini gösterebilir. IŞİD rahatsızlaştırıcı bir unsur olarak kendisini gösterebilir ama şey gibi, yani Orta Doğu'da yapacağı eylemlerin taktiksel ve operasyonel seviyede olabileceğini derdindir. Yani şu an şu örneğin şey olabilir. Şöyle bir sonucu olabilir. Hani Kabil Havalimanı'na yapmış olduğu o saldırı 170'den fazla insanın hayatını kaybetti. Bunlardan 13 tanesinin Amerika'da olduğu bir temel fotoğrafta bakış açılarını değiştirebilir. Yani stratejik bir etki ortaya koyabilir. Taktiksel bir eylem olsa dahi. Ama kendi gücüyle stratejik bir etki ortaya koyabilecek coğrafyayı ben açıkçası şu an Afrika olarak değerlendiriyorum. Yani Orta Doğu'da şu safhada gözükmüyor. Çünkü toplumsal desteği var. Özellikle Sunni tabanda toplumsal desteği var ama bu toplumsal desteği Irak ve Suriye'de yapılan DAEŞ'le mücadeleden sonra kolay kolay şu an ayağa kalkıp Suriye'yi ortaya koyabileceğini şimdi şu safhadan görmüyorum. Gelecekte mümkündür çünkü şey var, yani tabana var. Hı-hı. Yani mezhep fitnesinden, mezhep savaşından ve mezhep itirazdan beslendiği için Sünni toplumlarda DAEŞ'in Sünni toplumlar istismar etmesini engelleyecek tedbirler gelişmediği için, bilinç gelişmediği için gelecekte olabilir. Ama şu safhada zor gözüküyor. Yani Afrika'yı biraz daha yakın şey olarak görüyorsunuz oradaki bir çıkışı. Doğru, daha çok gözüküyor. Yani ama bir diğer tarafı da tabii Afganistan'da gücü ne kadar bir bakmak gerekiyor. Yani şimdi niye söylüyorum bunu? Yeni bir gerçek var. Şimdi biz tabii Panjshir üzerinden denklemi gördük. Biliyorsunuz Taliban Panjshir'deki kendisine karşı isyancı güç olarak tanımlamış olduğu Şah Mesut'un oğlu Ahmet Mesut'un ne istediğinden aldığı silahları geri verdi Taliban. Hı-hı. Yani ne kadar silah aldığını bilmiyoruz Şah Mesut'un ama burada şu soruyu sormak zorundayız. DAEŞ ne kadar silah aldı? DAEŞ ne kadar Amerikan silahını ele geçirdi? Evet, onların akıbeti belirsiz değil mi efendim? Sadece Panjshir'e gitmedi bu silahlar sanırım. Hayır, hep bunlar Taliban aldı. İşte şey aldı. İşte Şah Mesut'un oğlu oldu. Ahmet Mesut aldı filan bir koruyuz. Ne kadar, ben hatta yani spekülatif bir cümle kurmamak için şimdi şu aklıma geldi. Örneğin dün gece Kabil'i vurdular füzelerle. Bu füzeler acaba dedim kaç tanesi Amerika mı? Hı hı. Yani kendi kendine hani DAEŞ attı, MAEŞ attı filan dendi işte dünkü saldırıda Amerikalılar gene yanlış büyük bir fiyasko imza attılar. İşte DAEŞ'i öldürüyoruz, altlarda çocuk hayatını kaybetmişti, ölen 9 kişi. Böyle bir tek fotoğraflar var. Yani büyük bir istikrarsızlık. Takip edeceğiz Mehmet Bey. Yani elimizde şimdi şöyle takip edeceğiz birisi kurarken anlamlandırmak gerekiyor, ders çıkartmak gerekiyor. Yani şimdi bir gerçek var. Hani Türkiye'ye dönmek gerekiyor. Temel gerçekliği şu. Son cümleyi de almış olalım Abdullah Bey bununla birlikte. İstihbarat servislerin hassasiyetleri kaşıdı. Hassasiyet yoksa hassasiyet yaratır hassasiyeti kaşıdı. Ben diyorum ki Türkiye'ye bu fırsatı vermeyin ellerine. Yani çok fırsat veriyor Türkiye. İçindeki siyasi kırılganlıkla ve bununla beraber gelen pek çok şey. Bunu yapmayın. Derim. Hı hı. Kullanırlar, istifade ederler bunu. Sayın Ağar, çok teşekkürler. Bu önemli ve anlamlı günde bölgeyi konuşmak daha da bence anlamlı oldu. Nasıl bir ortamda yaşıyoruz? Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. İyi çalışmalar efendim. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun.